Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Leonardo isimli yapay zeka uygulamasını nasıl kullanabiliriz ondan bahsedeceğim. Sonraki videomuzda DALL-E ve Midjourney yapay zekalarını nasıl kullanacağımızı detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer ilgili videoları izlememişseniz açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Oradan videoları izleyebilirsiniz. Leonardo isimli yapay zeka uygulaması diğer uygulamalar gibi aynı şekilde metinlere girerek resimler oluşturmasını sağlıyor. Tabii bunun dışında farklı özellikleri var. Bu uygulamalar zaman geçtikçe sürekli olarak güncelleniyor. Bu videomuzu da inşallah en güncel haliyle bu uygulamayı sizlere aktarmaya çalışacağım. O halde fazla beklemeden hemen videomuza geçelim. İlk olarak sitemize giriş yapıyoruz. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan sizler de siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra hemen tarayıcınızın özelliğine göre siteyi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Gerekli yazıları buradan okuyabilirsiniz. Yalnız kendi sitesinde bu yapay zeka çalışmasını detaylı bir şekilde anlatan çalışma bulamadım. Eğer sizler bulursanız yorumlara adresi yazabilirsiniz. Ben de açıklamalar kısmına eklerim. Böylelikle herkes faydalanmış olur. Ben şimdi elimden geldiği kadar, öğrendiğim kadar sizlere de bu siteyi aktarmaya çalışacağım. Böylelikle sizler de rahat bir şekilde çalışmalar oluşturabileceksiniz, resimler oluşturabileceksiniz. Öncelikle siteye üyelik işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için sağ yukarıdaki uygulamayı başlat bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra da evet beyaz listeye alındım şeklinde bir bölüm var. Oraya tıklıyoruz. Ekranda çıkan butona tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye Microsoft üzerinden, yani Hotmail uzantılı bir adresiniz varsa oradan hemen ulaşabiliyorsunuz. Veyahut da Gmail üzerinden bu şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. Farklı bir adresiniz varsa oradan da üye olup giriş yapabilirsiniz. Ben şimdi farklı bir mail adresi kullanacağım. O yüzden bu bölüme tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi üyelik işlemlerini tamamladım ve bu şekilde sayfa karşımıza geldi. Buradan kullanıcı adımı yazmamı istiyor. Buradan kendinize ait belirlemiş olduğunuz bir kullanıcı adı gireceksiniz. Daha sonra alt tarafta ilgi alanlarımızı seçiyoruz. 18 yaşından büyük olduğumuzu tercih ettikten sonra da buradaki butona tıklıyoruz. Evet, uygulamamızın sayfası bu şekilde karşımıza geliyor. Şu an ana sayfadayız. Tabii Türkçe olduğu için bu şekilde. İsterseniz İngilizce olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi 150 yazan kısma geliyoruz. Burada 9 saat içinde sıfırlanır demiş. Tabii bu saat her zaman değişiyor. Şu an 9 saat bana süre vermiş. Daha sonra sıfırlanacakmış. 150 bölümüne tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradan ücretli satın alabiliyorsunuz. Ona göre jeton veriyor. Bize şu an günde 150 hızlı nesil şeklinde bir ifade kullanmış. Demek ki 150 kredi hızlı bir şekilde resim oluşturmamızı sağlıyor. Zaten bittikten sonra yeni üyelikle tekrar siteye giriş yapabilirsiniz. Alt tarafta sıkça sorulan sorular var. Buradan da yazıları okuyabilirsiniz. Şimdi tekrar ana sayfamıza geri dönelim. Ana sayfamızda iki tane bölüm söz konusu. Yukarıda özellikli model kısmı var. Buraya isterseniz sol taraftaki ince ayarlı modeller kısmından da ulaşabiliyorsunuz. Böylelikle alt alta resimleri görebiliyorsunuz. Bu modeller sayesinde ne yapacağınızı hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin piksel sanatıyla ilgili bir resim yapmak istiyorsunuz. O zaman piksel modelini seçmeniz gerekiyor. Bakın burada hemen açtım. Aynı zamanda alt tarafta yapılmış örnekleri de görmektesiniz. Bu modeli oluştur bölümüne tıklarsanız resim oluşturma sayfasına geçiş yapacaksınız. Oradan istediğiniz resimleri oluşturabilirsiniz. Biraz sonra o bölüme geçiş yapacağız. Orada zaten göreceksiniz. Çarpıdan kapatıyorum. Şimdi tekrar ana sayfaya geliyorum. Yani yukarıdaki bölümün ne olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi alt tarafa geliyoruz. Bu da başkalarının oluşturduğu tasarımlar. Hatta yukarıda eğilimleri demiş. Yeni kısmına tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi şu an oluşturulan resimleri size gösteriyor. Buradan beğendiğiniz bir şey varsa hemen açabilirsiniz. Mesela burada bulunan karakterlerden bir tanesini açalım. Burada istem ayrıntıları bölümü var. Burası sizin için önemli. Aynısını yapmak istiyorsanız buradaki bölümü kopyasını çıkartın. Daha sonra resim yapma bölümünde burayı kullanacağız. Dikkat ederseniz rehberlik ölçeği demiş. Bunlar da çok önemli. Bu bilgileri de almanız gerekiyor. Bunların aynısını yazdığınız zaman buna benzer birebir yakın resim mutlaka oluşturacaktır. Benim size tavsiyem, bu programı iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsanız bu hazır resimlere mutlaka bakın. Yazılara bakın, ölçeklere bakın. Bunları detaylı bir şekilde inceleyin. Hatta aynı şekilde yapmaya çalışın. Böylelikle kendinizi geliştirirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir resim varsa hızlı bir şekilde resminizi oluşturabilirsiniz. Çarpıya basıyorum ve kapatıyorum. Daha sonra yeninin kısmında sayfanın üstü demiş. Yani tab olan resimlerden bahsediyor. Burada da yine benzer resimleri görmektesiniz. Ana sayfamız bu şekilde. Tabi istediğiniz bir resim varsa eğer hızlı bir şekilde bulmak isterseniz galeride ara bölümüne İngilizcesini yazıyorsunuz ve aramak diyorsunuz. Böylelikle istediğiniz resimler karşınıza gelecektir. Ana sayfa bu şekilde. Topluluk akışına girdiğimiz zaman yine mevcut olan resimleri görebiliyorsunuz. Birebir aynı resimler aslında. Kişisel beslemede sizin oluşturduğunuz resimler var. Şu an yeni abonelik açtığımız için hiçbir resmimiz yok. Bir altta eğitim ve veri kümeleri var. Oraya geldiğimiz zaman yeni bir model eğitebiliyorsunuz. Bu kısmı geçiyoruz. İnce ayarlı modeller. Biraz önce ana sayfada dediğim gibi modelleri kullanarak hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Buraya kadar görmüş olduğunuz gibi bölümler çok kolay. Zaten bir zorluğu yok. Şimdi asıl işimize gelelim. Yani metinden resim nasıl oluşturuyoruz ona bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kullanıcı araçları bölümünde 3 farklı bölüm var. Şimdi ilkini kullanacağız. Diğer 2 bölümde sonra anlatacağım.
Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Yukarıya baktığımız zaman bir istem yazınız şeklinde bir yazı var. Buraya oluşturmak istediğimiz resimle alakalı bilgileri girmemiz gerekiyor. Biraz önce karakteri açmıştım ve oradan istemleri görmüştünüz. O istemleri buraya isterseniz kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Veya basit olması için bir tane istem yazacağım. Buraya bir tane araba oluşturmasını istiyorum. O yüzden kar yazıyoruz. İngilizcesini yazacağız. Türkçesi çalışmıyor. Buna dikkat edin. Daha sonra bir alta iniyoruz. İnce ayarlı model kısmına. Burada çok farklı şekilde bölümler var. Buradan özel model seç diyelim. Daha sonra platform modelleri diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bütün modelleri burada görebiliyorsunuz. Biraz önce göstermiştim. Veya topluluk modellerini de buradan seçebiliyorsunuz. Tekrar boş bir yere tıklayalım. Buraya geldik. Tekrar açalım. Görmüş olduğunuz gibi belli sayıda model var. İsterseniz hepsini seçerek buradan da hızlı bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Ben burada Leonardo'yu tercih edeceğim. Daha sonra stil kısmına geliyoruz. İsterseniz bu stili kullanabilirsiniz veya kullanmazsınız. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Arabayı oluşturduktan sonra diyelim ki Leonardo stiliyle oluşturdunuz, beğenmediniz. Hiç kimse dersiniz. Bir de ona bakarsınız. Zaten aradaki farkı görürsünüz. Ben bunu seçeceğim. Negatif istem ekle bölümü var. Bu bölümü aktif yaptığınız zaman resimde görmek istemediklerinizi buraya yazabilirsiniz. Örneğin araba resmini oluşturdunuz. Yan tarafta ağaçlar çıkabilir. O zaman buraya ağaç yazarsınız. Böylelikle resimlerinizde hiçbir şekilde ağaç çıkmayacaktır. Yani bu bölümü de bu şekilde kullanmış oluyorsunuz. Burayı kapatalım. Bütün bunları yaptıktan sonra sağ tarafta oluşturmak butonuna tıklıyorsunuz ve artık resimleriniz oluşturuluyor. Hemen aşağı tarafta karşınıza gelecektir. Alt tarafta da kaç jeton kullanılacağı burada bahsedilmiş. Dikkat ederseniz görüntü sayısı var sol tarafta. Evet, görmüş olduğum hata verdi Türkçe kullandığım için. Hemen yine bölüme gidelim. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bakın yazdığımız her şey duruyor. İngilizceye tekrar çevirelim. Bakın biri seçtik. Sağ tarafta bir tane jeton kullanılacak diyor. Evet. Butona bastık ve oluşturdu. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde resimler çıktı. Sol taraftaki ayarların hiçbirini kullanmadım. Ben buradan 2'yi tercih edeyim. Bu şekilde arabalar karşımıza geldi. Tabii şurada bir bölüm var. Oraya girelim. Tekrar Türkçe'ye çevirelim. Burada yazmış olduğunuz istemi daha karmaşık hale getirebiliyorsunuz. Bunu yapay zeka yapıyor. Mesela yukarıda kardı. Ben yine kar yazacağım. Buradan fikir bölümüne tıklıyorum. Şu an Türkçe olduğu için buralarda sıkıntı çıkmıyor. Görmüş olduğunuz gibi yapay zeka hemen bizim için cümleleri kurmuş oldu. Bunları kullanalım. Mesela İngilizceye çevirelim. Evet, hangisini kullanacaktık? Üçüncüyü sanırım. Yine tekrar bakalım. Evet, tozlu bir çölde park etmiş. Soluk boya işi olan paslı eski bir kamyonet diyor. Onu kullanacağım. 3 numarayı yani. Hemen Ctrl C, Ctrl V yapıyorum yukarıya. Tekrar resim bölümüne gelelim. Sol taraftaki ayarların hiçbirini kullanmayacağım. Bir de şuna dikkat edelim. Modelimiz 1024'e 1024. Burada 1024'e 1024 seçerseniz iyi olur. Çünkü uyarı veriyor. Bu modelin en iyi çözünürlüğü bu diyor. Buna göre tercihinizi yapın diyor. Tabii sizler buradan farklı tercihler de yapabilirsiniz. Ben uygun olması için bunu seçeceğim. Diğerlerini daha sonra anlatacağım. Şimdi oluştur diyelim. Evet, buradaki sıkıntı yok. Evet, burada iki tane yazımıza göre resim karşımıza geldi. Hatta buradan Türkçe'ye çevirelim yine. Şimdi tekrar ayarları değiştireceğiz. Daha kaliteli resimler çıkmasını sağlayacağız. Bunun için de burada hızlı sihir bölümü var. Oraya tıklıyoruz. Burada zaten soru işaretine geldiğiniz zaman açıklamalarda mevcut. Bakalım nasıl oluşturacak. Tekrar oluştur diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde daha gerçekçi resimler karşımıza geldi. Zaten kıyası görebiliyorsunuz. O yüzden bu bölüm önemli. İsterseniz çok gölge varsa bu kısmı kapatabilirsiniz. Tekrar Türkçe yapalım. Buradan zaten açıklamayı hemen görebiliyorsunuz. Çok fazla karanlık varsa diyor. Burayı kapatın diyor. Veya hızlı sihir bölümünün daha aktif olmasını istiyorsanız şu kısmı arttırmanız gerekiyor. Buradaki sayı idealdir. Zaten görüntü boyutlarını görebiliyorsunuz. Buna göre kendiniz değiştirebilirsiniz. Örneğin kare yaptığımız zaman buradaki arabalar düzgün çıkmıyor. Yatay bir şekilde yaparsanız burası düzgün bir şekilde karşınıza gelecektir. Buradan isterseniz ölçeği kendiniz de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz buradan da yine en boy oranını tercih edebilirsiniz. Ben yine 1024'e 1024 yapacağım. Şimdi resimlerin üzerine gelelim. Bazı bölümler aktif olacak. Bakın burada resmi indir bölümü var. Oradan resminizi indirebilirsiniz. Veya sağ taraftan resminizi silebilirsiniz. Görüntü yakınlaştırma, arka plan kaldırma gibi birçok bölüm karşınıza geliyor. Mesela burada Canvas'ı düzenleme demiş. Biraz sonra zaten Canvas'ı düzenlemeye geleceğiz. Hatta bir tıklayalım. Bakın burada diğer bölüme geçiş yaptık. Düzenleyiciden çık diyelim. Ana sayfada bakın burada yapay zeka Canvas diyor. Yani orası. Orada düzenle diyor. Oraya açtı. Tekrar gelelim. Görüntüden görüntüye kullanım demiş. Yani şurada sol altta bakın şurada resimden görüntüye var. Orayla alakalı. Buraya resim yükleyebiliyoruz. Veya hemen bu resmi alıp burada kullanabiliyoruz. Mesela deneyelim.
Görmüş olduğunuz gibi hemen geldi. Resmi silelim. Şimdi tekrar resmimize basalım ve büyütelim. Buradaki özellikleri burada görelim. Mesela şu şekilde, evet, burayı tercih edelim ve 5 jetonumuz gitsin. Bakalım görüntümüz ne hale gelecek. Evet, bu bölüm çok fazla uzun sürüyor. Bir de diğerlerini deneyelim. Bakalım diğerleri tamamlanacak mı? Evet, şu an resimlerle alakalı değişiklikler yapmak istedim ancak hala dönüyor. O yüzden burayı anlatamayacağım. Belki videomuzun sonunda biterse oradan gösteririm. Mesela burada HD bir şekilde pürüzsüz yükseltici var. Bu devreye girdiği zaman bir resim daha oluşuyor. Şuradan resimleri zaten görebiliyorsunuz. Orijinal görüntü, HD diye bu şekilde bölümler var. Eğer biterse ben size daha sonra bunu gösteririm. O yüzden kapatıyorum. Şimdi tekrar yukarıya doğru çıkalım. Bakın burada hızlı sil bölümü kapandı. Biraz önce şuradan görüntüden görüntüye kullanım demiştim. Onu açtığım zaman burası kapanıyor. Yani buradan resimden resme bir çalışma yapacaksanız bu kısmı kullanamıyorsunuz. Ona dikkat edin. Mesela açalım. Açtığımız zaman bakın hemen kapandı. Böyle bir durum söz konusu. Zaten biraz sonra onu nerede kullanacağımızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi burayı geçtik. Görüntü boyutlarını anlattık. Rehberlik ölçeği kısmına geliyoruz. Bu bölümü genelde 7 olarak ayarlıyoruz. Eğer buradaki sayıyı çok fazla arttırırsanız yukarıdaki girmiş olduğunuz istemdeki cümleye en yakın şekilde resimleri oluşturacaktır. Tabi o şekilde yaptığınız zaman kötü sonuçlar da karşınıza çok fazla gelebilir. O yüzden çok fazla büyütmeyin diyorlar. Aynı zamanda daha az bir şekilde sayılarda girebilirsiniz. Örneğin 1-2 gibi veya eksi gibi değerlerde girebilirsiniz. Tabi o zaman da girmiş olduğunuz cümlelerden daha uzak resimlerde karşınıza gelebiliyor. Buna dikkat edin. Daha sonra aşağı kısma geçiyoruz. Bu bölümü her yerde kullanamıyoruz. Sağ tarafına geldiğimiz zaman difüzyon 1.5'tan türetilen modellerle çalışır demiş. Demek ki oradan hemen şunu seçeceğiz. Aynı zamanda nesnelerinizin giriş görüntüleriyle diyor. Yani buradan resim seçmemiz gerekiyor. Tabii yukarıda hızlı sil bölümü kapanacaktır. Bunu daha önce söylemiştik. Şimdi silelim. Buraya bir resim yükleyelim. Görmüş olduğunuz gibi internetten kamyonet resmi yükledim. Buna yakın resimler görünmesini istiyorum ve ayarlayacağım. Şimdi bu kısmı açtım. Açtığımız zaman burada 3 farklı şekilde bir durum söz konusu. Daha iyi görüntü almak istiyorsanız görüntü derinliğini seçmeniz gerekiyor. Diğerlerini de tercih edebilirsiniz. Zaten ona göre resimlere bakarsınız. Hangisi güzelse ona göre tercihte bulunabilirsiniz. Buradaki sayıyı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bir almanız bakalım nasıl sonuç verecek. Oluştur diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde resimler karşımıza geldi. İsterseniz bunları da deneyebilirsiniz. Bunlar çok farklı. Hatta şuradan daha düşük değer alalım. Öyle bir oluştur diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu değerler küçüldükçe bizim resmimizden uzak resimler karşımıza geliyor. Ona göre bu sayıyı ayarlamanız gerekiyor. Yani bu kısmın kullanımı şekli de bu şekilde diyebiliriz. Şimdi diğer kısma geçelim. Burada da hatta Türkçe'ye çevirelim. Döşeme şeklinde ifade edilmiş. Yani dokuları ve arka planları tekrarlamak için ideal demiş. Mesela cami süslemelerine baktığımız zaman karolar var. Hep aynı karoyu yan yana koyuyorsunuz ve güzel bir şekilde desenler oluşuyor. İşte bu kısımdan bunu yapabilirsiniz. Burayı açtığınız zaman ona göre cümlenizi yazarsınız ve oluşturduğunuz zaman ona göre resimler de karşınıza gelecektir. O yüzden burayla ilgili uygulama yapmayacağım. Resmimize tekrar gelelim. Yine çalışıyor. Herhalde yoğunluk var. Artık burayı gösteremeyeceğiz sanırım. Görmüş olduğunuz gibi metinden resim elde etmek istediğiniz zaman bu bölümleri bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Diğer bölüme geçiş yapalım. Şimdi Canvas bölümüne geliyoruz. Biraz önce zaten göstermiştim. Yapmış olduğumuz resim hemen burada karşımıza gelmişti. İsterseniz aynı resmi tekrar buradan alabilirsiniz. Türkçe'ye çevirelim. Önceki nesillerden, bilgisayardan, topluluklardan. Önceki nesillerden diyoruz. Bakın burada mesela resmimiz var. Alıp hemen yükleyebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Tabi resmimizin boyutu 1024'e 1024'tü. Kısma dikkat ederseniz yüksekliğin aynı olması lazım. Sağ taraftan 1024'e 1024 olarak tercih edelim. İki resmi de seçebiliyorsunuz. Tam ayarını yapmanız gerekiyor. Bu şekilde sanırım oturdu yerine. Faremizin tekerlerini kullanıyoruz. Şimdi burada resmimizin sağını ve solunu tamamlamasını isteyeceğiz. Bunun için de alt tarafa istem kullanacağız. İngilizce olarak yazacağız. Böylece yapay zeka burayı tamamlayacak. Eğer resimde olmasını istemediğiniz bir yer varsa şu kısma geliyorsunuz. Hemen buraya yazıyorsunuz. Daha sonra oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Oluşturalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi resmimizin ön tarafı tamamlandı. Alt tarafta 4 tane seçenek var. Hepsine bakabilirsiniz. Hangisi güzelse ona göre alabilirsiniz. Sanırım birincisi iyi. Sağ tarafta bakın ayarlar bölümü var. Daha önce anlattığım gibi burada 4 seçili olduğu için 4 tane farklı resim geldi. Yani daha önceki ayarların aynısı. Diyelim ki gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız şu ön tarafla bu ön taraf aynı mı? Evet. Tabii şurada arkaya doğru gidiyor. Bir sıkıntı yok.
Onaylıyorum ve resmimiz üst üste yerleşti. Buradan resmimizi indirebiliriz. Tekrar açalım. Görmüş olduğunuz gibi tek bir resim olarak karşımıza geldi. Buradaki ayrım yeri de gözükmüyor. Yalnız üstte belki bir ayrım olabilir şurada. Onu da kırpabilirsiniz ve resminizi düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz. Kapatıyorum. Şimdi resmin arka tarafını düzeltmek isterseniz yine buradan seçme kısmına geliyorsunuz. Hemen bir oynama yapalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki kısım tekrar karşımıza geldi. Aynı şekilde arkaya şu şekilde taşıyacaksınız ve işlem bitecek. Bu o yüzden çok önemli. Onun altında bir tane maskeleme kısmı var. İsterseniz şöyle fırça boyutunu ayarlayalım. Buradan değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela şurayı sildiniz. Burada farklı bir şey çıkmasını istiyorsunuz. Maskelemeyi yaptıktan sonra şu açıklama kısmına oraya yazın. Buraya ağaç ekledim. Oluştur diyorum. Evet işlem bitti. Şimdi 2, 3, 4 görmüş olduğunuz gibi ona göre uygun ağaçları ekledi. En uygununu kullanabilirsiniz. Mesela bu güzel gibi. Onaylıyorum. Böylelikle oraya ekledi. Böylece maske uygularak istemediğimiz yerleri rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda burada silme kısmı var. Resimden istediğimiz yerleri silebiliyoruz veya maskede yanlışlık yaptık. Oraları silebiliyoruz. Mesela şu şekilde maskemizi uyguladık. Burayı seçtik. Hemen maskemizde şu şekilde silme işlemleri yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi maske silindi. Veya resmi de silebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Kontrol Z yapıyorum. Kontrol Z de çalışıyor. Bazen güzel çalışıyor, bazen güzel çalışmıyor. Ona dikkat edin. En son resmimiz bittikten sonra indiriyoruz ve resmimizi rahat bir şekilde artık kullanabiliyoruz. Ben tekrar indireyim. Şimdi bu sayfadan çıkalım ve tekrar ana sayfamıza geçiş yapalım. Üçüncü bölüme geliyoruz. Üçüncü bölümde de üç boyutlu nesnelerin şekillerini değiştirebiliyorsunuz. Yani şekillerini derken sadece dış yüzeydeki resimlerini diyebiliriz. Bu bölümü kullanmak için öncelikle OBJ uzantılı üç boyutlu bir nesne yüklememiz gerekiyor. Sağ yukarıdaki butona tıklıyoruz. Buradan modelimizi seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buraya papağan yükledim. Yapay zeka bunu hemen bizim için süsleyecek. Daha sonra da bunu farklı üç boyutlu tasarım programlarında kullanabileceğiz. Buraya da papağan yazıyorum ismine. Evet, siteye yükleme işlemine başladık. Evet, görmüş olduğunuz gibi papağanımız yüklendi. Faremizin sağ ve sol tuşlarına, tekerleğine basarak buradan istediğimiz yeri görebiliyoruz. Şu an beyaz. OBJ uzantılı. Buna dikkat edelim. Sol tarafta bölümler var. Onları kullanacağız. Ayarlar kısmında buradan duruşunu vesaire değiştirebiliyoruz sanırım. Sağ sol. Zoom yapma özelliği var. Zoom yaparken sanırım bu sayıyı kullanıyor. Diğer kısımda da özellikler var. Daha bunlar aktif değil. Şimdi buradan açıklamaya gireceğim ve oluştur diyeceğim. Şimdi ben buraya renkli bir papağan oluştur diyeceğim. Bakalım ne yapacak. Evet, yazımızı girdik. Ve oluştur diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5 dakika içinde tamamlanacağından bahsediyor. Bu süre biraz uzun olabiliyor diğerlerine göre. Evet, kapattık. Dikkat ederseniz burada yuvarlak bir şekilde hemen sonucu bekliyor. Bittikten sonra zaten burada hemen karşımıza gelecek. Örneğin beğenmediniz. Tekrar ne yapabilirsiniz? Oluştur butonuna tıklayabilirsiniz. Burada iki tane yan yana bölüm karşınıza gelecek. Hangisi hoşunuza giderse ona göre çalışmayı indirebilirsiniz. Şimdi bu çalışma bittikten sonra yine karşınızdayım. Evet, ekranda görmüş olduğunuz gibi papağanımız renklendirildi. Yalnız ayakları da gagası da renkli durumda. Tabii onları girseydik belki daha düzenli hale gelebilirdi. Şimdi bu çalışmayı indirmek istiyoruz diyelim. Hemen şu kısma geliyoruz. Bütün dosyaları indir diyoruz. Şimdi dosyamız indi zip içerisinde. Zip içerisinden çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi dosyamızın içinden bu şekilde dokümanlarımız geldi. OBJ şeklinde orijinal dosyamız. Buradan da resimlerimiz var. Bu şekilde resimleri kullanarak 3 boyutlu nesnemizi rengarenk hale getirebiliyoruz. Örneğin 3 boyutlu bir oyun çalışması yaptınız. Bu şekilde 3D bir tane çalışmanız var. Hemen yapay zekayı renklendirip böyle çalışmanızda papağanı kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz bu tarz programları 3 boyutlu çizimler yapmanız gerekiyor ve daha sonra da renklendirmeniz gerekiyor. İşte yapay zeka hızlı bir şekilde bunu sizlere yapmış oluyor. Böylece Leonardo yapay zeka uygulamasında detaylı bir şekilde görmüş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.